Merhaba arkadaşlar. Felsefe üzerine konuşuyorduk. Sosyal bilgiler öğretmenliği, yan alanlar, felsefe. Felsefenin 3 ders yaptık. 4. dersimiz. Epistemoloji soruları nedir? Neyle ilgilenir? Doğru nedir? Yanlış nedir? Doğru bilgi var mıdır? Yanlış bilgiye nasıl ulaşırız? Doğru bilgiye nasıl ulaşırız? Doğrulanabilirlik, yanlışlanabilirlik, tutarlık, ispat kavramları epistemoloji ve bilgi felsefesiyle ilgilidir. Mesela iyi, güzel, çirkin kavramları bilgi felsefesinin konusu değildir. Bir başka bakış açısıyla varlık sonlu mudur, sonsuz mudur? Bu bilgi felsefesinin konusu değildir. Ontolojinin konusudur. Bu ayrımı göstermek istedim. Rasyonalizm, bilgi felsefesinin bir ayağıdır. Akılcılıktır. Platon, Aristoteles, Descartes, Farabi, Sokrates, Hegel, Leibniz, Pascal, Farabi'yi tekrar yazmışız. Bunlar rasyonist kolu, akılcılığı temsil eder. Peki rasyonistler ne der? Akılla, düşünmeyle ve aklın aracı olarak mantığı, Aristoteles'in deyimiyle konuşacak olursak organonu, aracı, mantık aracını kullanarak doğru bilgiye ulaşabiliriz derler. Tabii bu antik Yunan felsefesinde ve bir dönem böyledir. Daha sonrasında rasyonalizm bilimsel ispat ve bilimle temellendirilmiştir. Sadece düşünme yetmez, bilimsel akılcılık da gereklidir denmiştir. Gelelim empirizme. Empirizm olguculuk, deneyiciliktir. Epikuros, Gassendi, John Locke, David Hume, Berkeley, Condillac ki Condillac hem empirizmin içinde hem de duyumculuğun içinde sayılabilir. Bunlardan da sorulabilecek olan en önemli iki tanesi David Hume ve John Locke'tır. En önemli empiristler bunlardır. Bunlarsa doğru bilginin doğuştan ve ha onu söyleyelim. Rasyonalizm bilginin doğuştan geldiğini söyler. Deneyiciler ise yaşantı ile ve günlük deneyimlerimiz ile bilginin doğruluğuna ulaşabiliriz derler. Bu anlamda aslında eğitim bilimlerinde de davranışçılık daha çok empirist kolu yani John Locke'tan gelen kolu, bilişselci ekoller ise daha çok rasyonist kolu temsil ederler. Bilgi felsefesinde biraz farklı düşünenler de var. Mesela Immanuel Kant. Immanuel Kant empirizmle rasyonalizmi kaynaştırmıştır, birleştirmiştir. Ve bazı bilgilerin doğuştan geldiğini, bazı bilgilerin deneyimlerle elde edildiğini söylemiştir. Bunu da Salt Aklın Eleştirisi diye bir kitabı vardır. Orada uzun uzadıya anlatır, zor bir kitaptır. Ama şunu bilmemiz lazım, Kant'ın felsefesinin kritik felsefe olduğunu, doğuştan gelen bilgilerle deneyden yani doğumdan sonra deneylerle elde edilen bilgilerin birleşmesiyle hem doğuştan hem de deneyimlerden bilgi gelir der. Bu ikisini kaynaştırmasına da kritik felsefe adı verilir. Bir başka bilgi felsefesiyle ilgili bakış açısı pozitivizm olguculuktur. Bunu sosyolojide Auguste Comte üzerinden gördük. Üç hal yasası vardı. Bir diğer bakış açısı analitik felsefedir. Analitik felsefe, buraya pozitivizm dersek buna da yeni pozitivizm denir. Auguste Comte'un pozitivizmini farklı bir kulvara taşımışlardır. Viyana çevresi olarak tanımlanırlar. Bunlar da bilginin doğrulanabilirlik üzerinden doğru bilgiye rasyonel olarak ulaşabileceğini söylerler. Bir başka bakış açısı Henri Bergson, Fransız bir felsefecidir. Modern zamanlarda yaşamıştır. Gazali ise İslam felsefecisi, Orta Çağ'da yaşamıştır. Ya aynı şeyi söylemiyorlar ama aynı kapıya çıkıyor. Akılla değil, sezgiyle, iç seziyle doğru bilgiye ulaşabiliriz derler. Bunu da sezgicilik eşittir entüisyonizm diye de geçebilir sorularda. Bir diğeri pragmatizm, faydacılık. Bilim James'e dayanır. Pragmatizm, fonksiyonalizm, faydacılık aynı kapıya çıkar. Mutlak doğru yoktur. İşe yarar olan vardır. Doğru işe yarardır. İşe yararsa doğrudur der. Ve aslında rasyonalist felsefenin tam zıttıdır. Gerçek bir doğru yoktur. İşe yarar olan doğrudur der. John Dewey
bilgi problemin çözüm aracıdır der ve gerçek doğruya ulaşmak kaygısı gütmeden bir problemi çözebildiğimiz ölçüde bilgiye ulaşabiliriz ve bu bilgiler problem çözdüğü ölçüde araçsaldır, işe yarardır der. William James'in pragmatizmine benzer. Felsefesi oldukça zor olan Edmund Husserl vardır. Fenomenoloji. Bu fenomenoloji kavramı şeyde geçer. Gelişim psikolojisinde ve hümanist felsefede geçer. Orada fenomenolojik bakmak falan denir. Olaylara bizi etkileyen algı çerçevesinin dışında onun özüyle ulaşabilirsek, fenomen olarak görebilirsek gerçek bilgiye ulaşabiliriz der. Ben anlamaya çalıştım. Okudum Edmund Husserl'i. Uzun uzadıya okudum. Yok ben anlayamıyorum yani ne dediğini. Sonra uzun uzadıya baktım. Tabii bilgi olarak biliyorum yani. Fenomenoloji diyor. Ondan sonra öz bilim diyor. Bizde oluşturulan toplumun verdiği algı çerçevesini aşarak onun özüne ulaşmak falan diyor. Ama tabii bilgi düzeyinde anlayabildim ben. Derinlemesine anlayamadım. Tabii sosyal bilimler öğretmenliği için çok da derinlemesine hepsini anlayacağız diye bir şart yok. Ondan sonra Edmund Husserl'de fenomenoloji olduğunu bilmek lazım. Evet geldik ontoloji varlık felsefesine. Şimdi bir kere şunu bilmek lazım. Günümüzde felsefede, modern felsefede, günümüz felsefesinde ontoloji üzerine laf eden, kalem oynatan insan sayısı azdır. Hartman vardır mesela yeni ontoloji falan der. Ama niye azdır? Sebebi şudur. Antik Yunan çağında, Helenistik dönemde varlığın ne olduğu üzerine yazıp çizmek çok moda ve genel geçer bir şey. Günümüzde ise varlığın ne olduğu hakkında iki alan felsefenin yerini doldurmuştur. Bir tanesi din. Varlığın ne olduğu konusunda mesela Hristiyanlık, mesela İslam dini, mesela Musevilik bir bakış açısı sunuyor ve insanlar orada söylenilenlerle varlığın ne olduğunu anlamlandırıyor. Varlık nedir? Varlık Hristiyanlıkta da benzer temalarla, Musevilikte de, İslamiyet'te de tabii arasında farklar var ama temelde Tanrı'nın yaratmasıyla varlık oluştu, evren yaratıldı, insan yaratıldı, sonrasında da insana hizmet etmesi için bitkiler ve hayvanlar yaratıldı diye varlığın ne olduğu ve nasıl olduğuyla ilgili bir bakış açısı vardır. Şimdi bu bakış açısına tamam dediğiniz anda dindar bir insan sorgulayabilir, sorgulamayabilir. Dindar bir insan sorgulamadığı anda zaten ontolojik olarak cevaplar verilmiştir. Ama detaylara girdiğimizde dindar bir kişi de tamam böyle ama nasıl olmuş, ne denmek istiyor, Tanrı bize ne mesaj vermek istiyor diye sorduğunda varlık felsefesinin yolu açılmış olur. Tabii İslam'da örneğin, İslam üzerine konuşmak istiyorum. Varlık felsefesi üzerine düşünmek yasaktır, haramdır diye bir şey yok. Orta çağ boyunca bunlar düşünülmüş. Farabi söylemiş, Mutezile söylemiş, o söylemiş, bu söylemiş, bir sürü şeyler söylenilmiş. Ama bugün zannedersem bilimin genişlemesi ve söz alanının genişlemesi ontolojinin alanını daraltıyor. Çünkü bugün mesela genlerden bahsediyoruz, biyolojiden bahsediyoruz, işte mutasyon diyoruz, şu bu diyoruz falan. Bunların bilinmediği zaman bunların felsefesi yapılıyormuş. Şimdi bugün Thales gibi ilk neden arkea sudur falan deme şansınız yok. Atom teorisi var, moleküller var falan. Burada bilimi bilmeniz lazım. Bu açıdan bugün ontoloji yapan bir felsefecinin illaki bilim bilmesi gerekiyor. Hem bilim hem felsefe bilmek zor olduğu için bu alan biraz daralmıştır. Tekrar söyleyeyim. Varlık nereden geliyor, nereye gidiyor? Bununla ilgili mesela bilimde biyolojinin evrim teorisi buna bir teorik cevap vermeye çalışıyor. Ha doğrudur, yanlıştır. Ama artık felsefi olarak düşünme burayı çok kapsayamıyor. En azından şöyle söyleyelim. Biyoloji bilmeden ya da dinler tarihini bilmeden buraya laf söylemek zor artık. Peki ontoloji zamanında neler söylemiş? Şu ikilemi, hatta üçlü problemi tartışmış. Varlık var mı? Var diyenler var. Yok diyenler var. Varlığın niceliği nasıldır diye sorulmuş. Buradan başlayalım. Mesela varlık vardır. Ne vardır? Elimde tuttuğum kalem vardır, insan vardır, evren vardır. Vardır bunlar diyen en temel filozof Aristoteles'tir. Aristoteles'ten bu yana hemen hemen hepsi filozofların çok azı dışında varlık vardır. Onun da bilgisine ulaşmaya çalışırız der. Ancak bu varlık ruhsal mıdır, madde midir yoksa hem ruh hem madde midir?
çok detaylı tartışılmıştır. Ha yok diyen çok az şey vardır. Mesela Nietzsche, nihilizm, varlık bir yanılsamadır falan der. Zor bir felsefedir o da ama genelde realist ve var dediklerini bilmek lazım. Şimdi asıl problem var mı yok mu diye değil. %99.9 var diyorlar. Ama bu nasıl var? Mesela materyalistler varlığı sadece madde olarak görürler. Ruhçular varlığı sadece ruh olarak görürler. Bir de ikiciler vardır, dualistler. Hem madde vardır hem ruh vardır derler. Mesela Descartes böyledir. Madde vardır bir de ruh vardır. Ruhla madde arasında etkileşim vardır denir. Ve aslında pek çok insanın modern zamanda da varlık hakkındaki düşüncesi dualisttir. Ne demek dualist? Bu dünya, maddi alem bir dünyadır. Öleceğiz, öbür tarafa gideceğiz. Orada manevi bir alem var. İşte bu dualist bir varlık anlayışıdır. Peki bu din değil midir? Valla dinin içine de felsefeden gelmiştir. Felsefenin içine dinden birbirleriyle kaynaşmışlardır. Yoksa sadece Kur'an'ı, sadece Tevrat'ı, sadece İncil'i açtığımızda dualist mi, monist mi falan bunları çok net değildir. Ama metnin alt çözümlemesinde bunları görebiliriz. Şimdi varlığın niceliği tektir diyenler var. Bunlara monist diyoruz. Çifttir diyenlere de dualist diyoruz. Şimdi dualizm daha kolay. Monizmi anlamak çok zor. Ben mesela içine doğduğum toplum, işte Bursa'da doğdum, Ahmet Paşa Mahallesi'nde doğdum falan. Benim doğduğum annem, babam, babaannem, anneannem, mahallemdeki insanların hepsi dualistti. Neden? Yani ben bunu felsefe olarak öğrenmedim ama içine doğduğum dünyada öbür taraf, öbür alem, ahiret dendiği zaman zaten dualizmi içselleştiriyorsun. Ve İslam'da böyle bir söylemi vardır. Platon ve Descartes de bu söylemi savunurlar. Örneğin Platon, iki varlık alemi vardır. Bir tanesi gölgeler dünyası, doksa, sanı dünyası. Ki aslında İslam'ın söylemine de çok uyuşur burası. Geçici varlıklar alemidir denir. Bir de gerçek varlık alemi vardır. Orası idealar dünyasıdır. En üstte de en iyi iddiası vardır falan. İşte böyle maddi alemle manevi alemi birbirinden ayırıp iki alem ve iki varlık alemi görmeye dualist yapı, dualist varlık felsefesi denir. Monizm ise Plotinus'ta vardır, Hegel'de vardır. Enteresandır. İslam düşüncesi içinde panteizm ve pananteizm diye kendi arasında ince fark vardır bunların. Mesela Şeyh Bedrettin'de, Plotinus'ta insanı tanrısal varlığın bir yansıması olarak, yani Tanrı'dan bir parça olarak görürler insanı. Zor bir bakış açısıdır. Anlaşılması zordur ondan sonra. Ama onların da birlik dediği insanın tanrısal özden bir parça olduğu şeklinde düşünürler. Bir de pluralistler vardır. Yani çoğulcular. Mesela Empedokles, varlığın su, hava, ateş. Ne yapmışız biz burada? Su, hava, ateş. Suyu bir daha yazmışız. Dört element fikriyle söyleyenler de pluralistlerdir. Yanlış yazmışız orada. Efendim monistler sadece madde diyen monistler de vardır. Mesela Fransız aydınlanmacıları içinde tamamen materyalist olanlar vardır. Yine Marksist ekolden gelen, Marksist diyalektiği savunan, Marx, Engels, bunun devamında post-Marksistler. Valla ruh diye bir şey yoktur, tanrı diye bir şey yoktur. Bir tek madde vardır, maddenin de şekillenmesi vardır falan diye düşünürler. Buna da materyalist felsefe denir. Şuraya yazalım. Su, hava, ateş, toprak. Bu Empedokles'in dörtlü madde düşüncesi sonrasında bütün Orta Çağ boyunca ve Rönesans düşüncesinde de te Paracelsus'a kadar yani von Humboldt'a kadar etkili olmuş. Dört maddenin etkileşimiyle değişim olur falan diye düşünceler vardır ve simyayı çok etkilemiştir bu dört madde düşüncesi. İdealizmde ise yine sadece ruh vardır ve o ruh tanrısal ruhla insan ruhu bir etkileşim içindedir diye düşünürler. Varlığın niteliği biraz önce söyledik. Sadece madde vardır diyen materyalistler vardır. Sadece ruh, düşünce, gerçek ruh ve düşüncedir diyen idealistler vardır. Hem madde hem idea vardır diyenler vardır. Bunlar da dualistlerdir. Varlığın niteliği problemi.
Varlık devamlı bir oluş değişim halindedir diyor Herakleitos. Whitehead'de ki bir İngiliz filozoftur. Buna benzer şeyler söylenmiştir. Ve sosyal bilimlerde aslında programlarda değişim ve süreklilik diye tanımlanan bir ilke ve beceri olarak tanımlanan değişim ve sürekliliğin kökeni Herakleitos'tur. Alan eğitimde göreceğiz bunları. Varlığı idea, düşünce olarak görenler vardır. Bunlar Platon, Farabi ki Farabi Platon'la etkilenerek söylemiştir. Farabi'nin düşüncelerinin bir ayağı Aristoteles'e dayanır, bir ayağı Platon'a dayanır. Yine Hegel benzer şeyler söyler, Platonus benzer şeyler söyler. Varlığı madde olarak düşünenler ise biraz önce Marx ve Marx sonrası filozoflar demiştim. Bunlar da materyalisttir. Mesela Demokritos ve Lupercus'un atomculuğu baya baya materyalisttir. Hobbes'un, Lemaître'nin mekanik materyalizmi vardır. Karl Marx'ın, Engels'in diyalektik materyalizmi vardır. Mesela Lemaître bu Fransız devrimi sırasında baya baya Tanrı yoktur, sadece maddenin mekanik etkileşimi vardır falan diye düşünenlerdendir. Tabii bu tür düşüncelerin kökeni Fransa olmuştur. Fransa baya baya sosyalist, materyalist düşünceler geliştirmiştir o dönemde. Bunlar evrenin mekanik bir düzen içinde Tanrı'ya gereksinim duymadan fizik etkileşim içinde oluştuğunu, fizik yasalarıyla her şeyin yürüdüğünü düşünürler. Varlığı hem idea hem madde olarak düşünenler de dualistlerdir demişiz. Descartes, Gulenex, Malebranche. Mesela bu Gulenex ile Malebranche'ın enteresan bir tartışmaları vardır. Şunu tartışırlar. Tanrı her daim dünyanın düzenine müdahale ediyor mu? Yoksa bir çalar saat metaforunda olduğu gibi çalar saati kurdu ve şu anda o kurulmuş düzeni biz akışında yaşıyor muyuz? Yani ilk kurdu, o kuruşa bir daha ellemiyor mu diye tartışmaları vardır. Şimdi varoluşçular enteresan. Existentialism, Heidegger, Sartre, Kierkegaard, Carl Jaspers. Şimdi bu varoluşçuların bir kısmı ateisttir, bir kısmı dindardır. Yani varoluşçuların hepsi ateisttir diye düşünülmez. Dindar olanlar da vardır. Peki varoluşçuların özelliği nedir? Çok beni de etkileyen bir düşünceleri var. Evren içinde kendi varoluşunu biçimlendiren, şekillendiren, dönüp de kendine düşünmeyle etki eden tek varlık insandır derler. Bu bakımdan varoluşçular varlığın ister ruhsal durum olsun ister olmasın insan içinde etkileşimle değişme ve yeniden var olmayı sadece insanda ürettiğini söylerler. Bunu anlamak zor bir kavram. Heidegger'de bu Sein ve Dasein Almanca kökünde kavramlarla anlatılır. Burada Heidegger şöyle söyler, çok da hoş bir laftır. Bir taşı şuraya koysanız 100 bin sene rüzgarın aşındırması, yağmur aşındırmasıyla dış etkenlerle bir şeyler olabilir. Ama taş kalkıp kendi kendine bir şey yapıp kendini yontamaz. Ama insan dışarıdan aldığı etkilerle bilinç sahibi olduğu için kendini değiştirme, geliştirme gücüne sahiptir der. Dış etkenlerle var olmak bir şeydir. Taş, toprak böyledir. Ama insan kendi üzerine etki yapabilir der. Bu da varoluşsal bir problemdir ve insana ait, sadece insanda olan bir problemdir. Bunun kıymetini bilmemiz ve kendi varoluşumuzu gerçekleştirmemiz lazım der. Hatta daha sonrasında gelişim psikolojisine geçen Maslow'un kendini gerçekleştirme kavramı da bu varoluşçuların kavramlarına dayanır. Evet, geldik aksiyoloji, değerler felsefesi, ahlak felsefesi. Şimdi ahlak felsefesinde temel sorun şudur. İnsan özgürlüğü özgür müdür? Ne demek? Bu anlatmak istiyorum. Bu benim gençliğimde çok ciddi kendi kendime sorduğum bir soruydu. Ben kaderimi kendi elimde tutabilir miyim? Değiştirebilir miyim? Yoksa dış etkenler, şartlar benim ne olacağımı belirler mi? Belirleyebilir de belirlemeyebilir. Ben etkilenmiştim bundan. İnsanın kendi kaderini çizmesi, kendi yolunu tayin etmesi. Tabii varoluşçuluktan etkilenmişiz o zaman. Buna dinler de cevap verir. Felsefe de cevap vermeye çalışır. İslam dininin buna çok güzel bir cevabı vardır. Ben bunu anlattılar ortaokulda, lisede din derslerinde hocalarımız. İyi anlayamamıştım yani. Sonradan
Tabii yaş çok önemli. Sonradan okuduğumda anladım. İslam dininde külli irade ve cüz'i irade diye iki kavram vardır. Bu kavramlar büyük bir ihtimalle yanılmıyorsam, Kur'an metninde geçen kavramlar olmadığını yanılıyor olabilirim. Bunların Orta Çağ İbn Sina, Farabi, Eşari gibi filozofların şekillendirdiğini düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim. O dönemde şöyle şekillendiriyorlar. Diyorlar ki kül yani bütüncül irade Tanrı'nın iradesidir. Ve zaten onun başı sonu olmadığı için bugün ne olacağını bilir. Ama biz külli iradeye ulaşamayacağımız, bilemeyeceğimiz için biz cüz'i yani parça iradeye sahibizdir. Parça irade olarak da kendi yapıp etmelerimizden sorumluyuzdur. Burada sığ aklın çok takılacağı bir yer var. Madem Allah her şeyi biliyor biz değiştiremeyiz. Ha orada çok güzel bir çözümleme yapmışlar. Sen zaten üst akla yani tanrısal akla haiz olmadığın için bilemeyeceğin için sen şu anda cüz akıldasın ve cüz akılda kendi kaderini tayin etmelisin derler. Çok enteresan güzel bir çözümlemedir. Bu çözümleme İslam dininde böyle yapılmış olmasına rağmen Hristiyanlık ve Musevilik içinde bu çözümleme yapılamamıştır ve bu çözümleme üzerinden ahlak felsefesi devamlı aynı şeyleri tartışmıştır. İnsan kaderini elinde tutmak bakımından özgür müdür, değil midir? Mesela burada Spinoza'nın Etika adlı bir eseri vardır. Spinoza Etika'da uzun uzadıya anlatır. Yani çok da sıkıcıdır. En sonunda da getirir, dayatır. Özgür irade diye bir şey yoktur. Her şey evrendeki bütün her şeyin etkileşimiyle zorunlu bir determinizme bağlıdır der. Bu anlamda Spinoza'nın determinizmi insan özgür değildir. Çevresinde olup bitenlerle etkilenir anlamına gelir. Bir de indeterminizm vardır. Hayır belirli değildir der. Determinizm kesin belirlidir. İndeterminizm belirli değildir der. Ha burada bu açmazı işte biraz önce söylediğim İslam dininde çok güzel bulduğum bu çözümlemeyi 20. yüzyılda yani 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarında benzer bir çözümlemeyi varoluşçular yapmışlardır ve otodeterminizm kavramını yani insanın kendi geleceğini kendisinin yönetebileceği kavramını koymuşlardır. Buna otodeterminizm adı verilir. Aslında bu otodeterminizm ortaçağ İslam düşüncesindeki, Eşari'deki, Gazali'deki, Mutezili'deki fikirlerin bir harmanıdır aslında. Yine liberalistlerin insan özgür olmalıdır fikri vardır. Bu da libertarianizm diye geçer. Çok önemli değildir bu. Bir de kadercilik vardır, fatalizm. Kadercilik her şeyin alın yazısı olarak yazıldığı ve onu değiştiremeyeceğimiz fikrine dayanır. Bir başka ahlaki sorun, insan ahlaki eyleminin amacı nedir? Valla antik Yunan çağında Aristipos diye birisi vardır. Hedonizm, maddi hazdır der. Yiyeceksin, içeceksin, zevk alacaksın falan der. Amacımız zevk almaktır der. Bu kadar basittir. Bir başkası ruhsal haz der, Epikuros. Bu ruhsal hazın yanında Stoa felsefesi ölçülülüğü savunur. Kant ödev ahlakını savunur ki Kant'tan bahsetmek lazım. Kant gelişim psikolojisinde Kolberg'in 6. evresi olan evrensel ahlak ilkelerinin temel çıkış noktasıdır. Zaten Kolberg orada evrensel ahlak ilkeleri derken Kant'ın kitabına atıfta bulunmaktadır. Kant böyle bir ahlaki amacımız vardır ve bu amaç evrensel bütün insanların ortak değerleriyle, iyiliğiyle ilgilidir der. Buna da ödev ahlakı der. İçimizdedir bu ses, bu sesi dinlememiz lazımdır der. Bir başka bakış açısı Thomas Aquinas, Tanrı'ya ve yasalara uymadır ahlaki eylemin amacı der. Jean-Jacques Rousseau, yine Kolberg'in ahlaki gelişiminde 5. düzey olan sosyal uzlaşı, toplumsal konsensüs kavramı. İşte Kolberg de o kavramı Jean-Jacques Rousseau'nun kitabına almıştı. Daha önce de söylemiştim. Herkesin uzlaşısıyla doğru ahlaki eyleme ulaşılabilir demek Jean-Jacques Rousseau'nun bakış açısı ve buna da ülütarizm adı verilir. Hocam. Varoluşçulukta ahlaki eylemin amacı kendini var etme, kendini biçimlendirme, kendini gerçekleştirmedir. Bir fıçıda yaşayan Sinoplu Diyojen hikayesini duymuşsunuzdur. Buyur Gürsel bir şey soruyor. Buyur Gürsel.
deterministlere yani Dur, biraz daha dur, adım sezgisel. adım dur. Deterministler, evet. Biraz daha sezgisel düşünen. Devam et. Otodeterministler ise akılsal, yani rasyonel bakan diyebilir miyiz? Düşünüyorum, cevap vereceğim şimdi. Şimdi deterministler içinde sezgici düşünenler de vardır, akılla düşünenler de vardır. Bir örnek vereyim. Mesela baya baya Spinoza sezgici değil, akılcıdır ve deterministtir. Şimdi şunu söyleyeyim. Otodeterministler, yani varoluşçular, rasyonalist midir? Varoluşçular içinde rasyonist olanlar da vardır. Mesela Carl Jaspers böyle bir şeydir. Ama böyle olmayanlar da vardır. Böyle zorunlu bir ilişki yoktur. Öyle olan da vardır, olmayan da vardır. Ben de hani senin soruna bir defa böyle bir şey düşündüm ben de. Şöyle cevap vereyim. Olan da var, olmayan da var. Zorunlu bir ilişki yok. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evrensel genel geçer ahlak yasaları var mıdır? Vardır diyenler var. Bunlar Sokrates, Platon, Farabi, Spinoza, Immanuel Kant'tır. Yok diyenler vardır. Bunlar da hedonistler, yani Aristipos, egoizm. Ha şunu söyleyeyim. Hedonizm hazcılık demektir. Maddi haz demektir. Egoizm ben merkezcilik demektir. Anarşizm. Ha, bu modern bir yapıdır. Eskiden anarşizm diye bir şey yoktu. Proudhon. Bir kişi daha vardı anarşizmle ilgili. Aklıma gelirse söylerim. Bunlar da genel geçer yasalar yoktur. İşte devleti yıkmak lazım falan derler. Pragmatizmde genel geçer yasa yoktur der. Araçsallık genel geçer yasa yoktur der. Nihilizm yoktur der. Ülterizm yoktur der. Varoluşçuluk yoktur der. Ülterizm, yani Jean-Jacques Rousseau'nun uzlaşısı. Genel geçer yasa yoktur. Toplum doğruyu ne olarak koyarsa odur. Doğru der. Evet. Biraz da din felsefesinde bir iki kavram var. Bunlardan bahsedelim. Şunu bilmek lazım. Teolojinin din felsefesi olmadığını, teolojinin din eğitimi ya da dini düşünme olduğunu bilmek lazım. Din felsefesi ile teoloji arasında ne fark var? Çok fark var. Mesela bizim ilahiyat fakültelerinde baya baya din felsefesi, dinler tarihi falan okutulur. Ama teoloji tamamen o dinin içinden bakar, felsefeye falan bulaşmaz. Genelde statik ve nasıl deniyordu ona? Doktriner. Mesela bugün İran'daki, bugün Suudi Arabistan'daki din eğitimi doktrinerdir. Ve onlarda din felsefesi yoktur. Teolojik bir bakış açısı vardır ki Orta Çağ Hristiyanlığı'nda böyledir. Din felsefesi ile ontoloji bağlantısı. Evet, din felsefesi ontolojiyi temellendirmeye çalışır. Şunlar çıkabilir karşımıza. Teizm, ateizm. Teizm, tanrı tanrılık demektir. Tanrı inancı var. Ateizm, tanrı inancı yok demek. Deizm, son zamanlarda çok moda bir laf. Tanrıya, tek tanrıya inanma ama dinlere inanmama anlamına geliyor. Monoteizm tek tanrıcılıktır. Politeizm çok tanrıcılıktır. Panteizm, Bruno'yu örnek vermişiz. Zor bir kavramdır panteizm. Panteizmle de çok karışacak bir kavramdır. Panteizm, varlık olarak insan, tanrı ve bütün varlığı tek bir halde görmek. Yani insanı tanrının bir parçası olarak görmektir. Panteizm ise tanrıyı yine başka bir tarafa koyar ama insanda tanrıdan bir parça olduğunu söyler. Panteizm ve panteizm farkının sosyal bilgilerde sorulacağını düşünmüyorum. Çok ince detaylardır. Ama şunu bilmek lazım. Panteizmde, panteizmde insanda tanrıdan bir parça olduğunu, tanrısal düşünmeden, hissedişten bir parça olduğunu söylerler. Agnostizm bilinemezciliktir. Enteresan bir düşüncedir. Kökeni Durkheim'a dayanır. Modern zamanlarda insanoğlunun Tanrı'nın varlığını ya da yokluğunu bilemeyeceğini, bunu sorgulamanın da anlamsız olduğunu söyler. Bu anlamda ateist değillerdir. Dinler de değillerdir. Valla ben ne bileyim, bilemeyiz yani Tanrı'nın varlığını yokluğunu bilemeyiz diyen düşünceye agnostizm adı verilir. Siyaset felsefesinde de siyasette çok konuştuk. Burada enteresan söylememiz gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Yok, bunları siyaset felsefesinde konuştuk. Siyaset felsefesi demeyelim, siyaset biliminde. Estetiği de estetikte konuştuk. Evet.
geçmiş olsun. Felsefe de bitmiştir. Ondan sonra yan alanlarla ilgili derslerimiz bitmiştir. Bundan sonra soru çözeceğiz. Bir de sosyal bilgiler alan eğitimini işleyeceğiz. Teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Kaç saat oldu sizce? Kaç saat anlattık ders olarak? 30 olmuş mudur? Geçmiştir hocam. Ne diyorsun Nursel? 30'u geçmiştir. Uzun bir süreçtir yapıyoruz. Pandemiden vallahi bu yana yüz yüze yapıyoruz derslerimizi. Evet, evet, evet. Yani herhalde 40 saat falan olmuştur diye tahmin ediyorum. Bayağı hocam 11 güzel ders var. 2 ile çarpsak en az 22 yapar ki çoğu ders mesela antropoloji falan 6 saat. Antropoloji 6 saat. Ben geçen merak ettim, baktım antropolojiyi 6 saat anlatmışız. 6 saat mesela, felsefe 4 saat falan sürdü. 40'ı geçmiş bile olabilir hocam. Ortalama 4 saat olsa 40 olur. Doğru söylüyorsun. 40 gibi olmuş. Çünkü cumartesi günleri de ders yaptığımız için hocam bazı günler. Evet. Hayırlısıyla bitirdik. Bundan sonra çok üstüne şükür soru çözmek lazım. Çok sağ olun. Size sağ olun. Görüşmek üzere.